Yeni anayasayla eleştiri oklarının hedefinde olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a bir darbe de Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Komisyonu'ndan bugün gelen açıklamada Macaristan'a finansal yardım için yapılan görüşmeleri sürdürmenin düşünülmediği bildirildi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kısıtladığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Orban'dan yeni anayasadaki bazı düzenlemeleri geri çekmesini istemiş, ancak Başbakan geri adım atmaya yanaşmamıştı. Şu anki süreç içerisinde bizim tarafımız Budapeşte'ye bir dönüş planı yok. Bu değerlendirmeye varmamızın nedeni sadece Macar yetkililerle tartışılması gereken mali düzenlemeler değil, ayrıca ülkede mali istikrarı sağlayabilecek yasal bir platform oluşturulması. Merkez sağ eğilimli Orban'ın Fidesz Partisi'nin parlamentodaki 3-2'lik çoğunluğuyla geçen anayasa ülkede demokrasiyi tehdit ettiği ve diktatörlük rejimine yol açtığı gerekçesiyle yoğun protesto gösterilerine sebep oluyor. Budapeşte de dün akşam muhalefetteki partilerin liderliğinde toplanan 100 bin kişi gösteri yaparken protestoların bu akşam da sürmesi bekleniyor.